senin gerçek bir yanını da görsünler yani. O yüzden söylüyorum. Yoksa konuları değişmek anlamında yok, yok yani. Şimdi bir baktım yani böyle biri, hatta Funda'ya söyledim ya, ortalık gelince bir karışmasına ya dedi ki, gördüğünde inanamayacaksın dedi. Yani şey neyse öyle karışık konular. Tamam. Detaya okay. Ama yani sağ ol. Güzel özetledin zaten. Ama şey evet, bunu gerekirse her yerde, her platformda bunu çok açıkça, açık yüreklilikle konuşabilirim. Hiç de bundan sakınmam. Ama bir de sosyal medyadaki linç kültürü artık o kadar saçma bir şey ki. Yani 2000 kişi yazınca TT oluyor. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Şimdi, evet, sanki 2000'i tüm şey sanıyorlar. Ya evet sanıyorlar. Yani linç kültürü. Julian Assange'in bir kitabı var, Şifre Punk diye. Çok güzel bir, bu internet eleştirisiyle ilgili. Yani inanılmaz, ben tavsiye ediyorum herkese. Yani bu Twitter ve şey kullanımıyla ilgili, internetin aslında bize ne yaptığı, ne yapmadığıyla çok ilgili mükemmel bir kitap. Depresyona sokuyor özellikle. Ya evet, yani birini linç etmek kolay ki ya. Bu arada hepimizin başına gelen bir şey. Biz de öyle bir haber yapıyoruz, bizi günlerce linç ediyorlar. Yani bütün sülalemize küfür ediyorlar. Tabii. Yani sizlerin de başına gelen bir şey. Sosyal medyada oturdukları yerden böyle sanki bütün sinirlerini kusuyor insanlar. Aynen öyle. Halbuki yüz yüze gelsen en iyi bildikleri konu hakkında zaten 10 dakika cevap konuşamazlar. Zaten cevap verdiğin anda seninle arkadaş olmak istiyor. Cevap verilecek bir şey değil ki zaten yani. Aslında en iyisini yapmışsın. Sen ciddiye almadığın sürece kendi kendine olay söylüyor. Gerekse her şeyde bir konuşulacak bir konu var yani. Herkes her şeyi biliyor bu arada. Ya biliyor ve ben yani herkesle, kadınlar, herkesle bu konuları konuşabilirim. Hiçbir sakın, yani hiçbir şeyim yok. Susmamın sebebi bu değildi yani. Herkesle her şeyi konuşabilirim ben. Olsun artık, ya bu tarafını da görsünler bence, konuş. Çok naziksin. Kesinlikle. Serdar, sen linçe uğradın mı? Linçe. Sosyal medyada bana bulaşmazlar ya. Ben senin biraz... bir hesabın vardı. Arkadaş olunca işte böyle problemler var. Bunu bir konuşalım mı? Bunu konuşalım hakikaten. Ben çok yüksek takipçili bir fenomendim. Birazcık böyle ağır konuşuyordum, eğlenceli. Sonra kapattım o hesabı. O hesabı çünkü anlatır biraz... mısın bize? Gerçekten mi ya? Ben kendi adına değil dedim. Kendi adıma değil. Yok, kendi değil adına yani, değil. Yeni ama Twitter... bir gün bana o hesaptan kimliğini açıkladı. Şoka girdim. Yani o kadar takip ettiğim, sevdiğim bir hesap ki. Aa. Şimdi Twitter 2009'du galiba tabii. Hayatımıza girdi. Ben hiç alakam yok. O zaman biz ekşi sözlükte artık rahat rahat söyle. Eskiden söylemezdim. Öyle. Ekşi sözlük vardı, inci sözlük ben vardı. Hala ben hala yazarım. Sürekli yazıyor. Yok artık değilim. Melih Selçuk diye bizim ortak arkadaşımız var. Yakın arkadaşım. Melih dedi ki oğlum Twitter diye bir şey çıktı. Dur sonra da alalım deyip hesap açtı bana. Ben bir yıl kullanmadım Twitter'ı. Sonra insanlar kullanmaya başladı, görmeye başladım. İnternetle alakam yoktu çok fazla. Benim bilgisayarımda internet yoktu o zamanlar yani. Öyle bir durumum vardı. Sonra ben işte Ekşi'de, İnci'de yaza bir Twitter hesabından bir tane de fake hesap açıp Twitter'dan yazmaya başladım. Ve o yani böyle bir kaç, 450-500 bin takipçisi tabii olan bir Twitter hesabı. Kanaat önderi olmuşsun. Baya. Ama çok iyiydi. Yani sürekli reklam işleri geliyordu, sürekli bir şeyler geliyordu, sürekli görüşmek istiyorlardı. Ben de diyorum ne yapacağız oğlum bunu yani, anlatmamamız lazım kimseye. Ve böyle yani sinema dünyası, dizi neden sektörü, kesin? Setler. Çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Sonra devrettik hesabı. Devrettin. Hesabı devrettik. Kapattım. Yani şey kullanmadım artık. Bu kibarlık. Hesabı devretmek ne demek? Sıkılması güzel ama yani. Kemal sana geçer. Sıkılması güzelmiş. Kapattım. Evet. Sıkılma duygun güzel yani. Böyle bir şeyi evet bir süre kullanmadım. Daha hırs yapıp para. Yaşam biçimi haline getirmeme fikri güzelmiş yani. O bunu... senin bildiğin başka bir tane daha vardı. Evet. Çok seviyordum. İki tane vardı. O hala duruyor. Onu verdim bir arkadaşıma. Onlar devam ediyor. Benim o fenomen olanı da kapattım. Oradan edindin sermayeyle diye giriyor. Böyle olur nakde, ya genelde. Bir şey söyleyeceğim. Hiç nakde çevirmedim ben onu. Çok tuhaf. Ya bütün arkadaşlar şeydi. Niye kapattın abi? Sadece ismini değiştirseydi. Kimse anlamazdı falan dediler. Ama ben o zamanlar işte dediğim gibi internetten çok alakam yoktu. Nakden nereye geldik? Sen için ince uğradın mı? Hayır. Sosyal medyada. Beni de etmezler. Yani birincisi ben çok kötü bir sosyal medya kullanıcısıyım. Abi de beni severler yani, internetteki şeyler mesela. Ya ben zaten kötü bir kullanıcıyım. Yani ben fotoğraf koymak binde bir aklıma gelirse Instagram'a bir fotoğraf koyarım. Yani Twitter'da çok fazla takip ettiğim ve okuduğum şey vardır ama bir şey yazmak... Benim makyaj videolarım var çünkü. Yani, ne? Günlük hayatımda ne bileyim ben yani uzak durmaya çalışıyorum. Güzel, adam direkt yanında şu anda. Böyle. Çok böyle yapınca böyle oluyor. Ama onun tam hayır aslında şöyle düşündüm. Çok bir sosyal medya
şeyinle linçinin dışında bir yerde. Şans biliyor musun? Evet, evet. Kemal, ben onu şans yani olarak değerlendiriyorum. Yani hepimiz ilişkilerimizde problemler yaşıyoruz, hepimiz ayrılıyoruz falan. Ya da bir şey olduğunda magazine düşebiliyorsun. Çünkü yani normal ya olarak tamam, biz... Onlar oluyor da yani olabilir evet, de... Evet, ben de mesela çok ucundan döndüğüm zamanlar oldu ama... Yani bu magazinsel boyutun yani bir yerde hemen yakalayıp falan biz kaçtığımız zamanlar oldu ama işte ya şanslar. Ne kadar sevmezsen burnunun dibinde biter derler ya, öyle oluyor. O işte. Tamam, o bazen kaçırılmaz. Aynen yani. Yani. Ya ben bir kere kaçarken düştüm, dayak yedi falan diye haber çıkacak. İşte o zaman artık basın danışmanımı aradım ama vallahi düştüm bak işte yüzüm falan kan içinde. O evet, o garip şeyler yani. Onlar mesela var, çıkmadı işte, gazeteci arkadaş da bizi ne derler kıyamadı bana, düştüğümü gördü herhalde. Yani öyle durumlar oluyor yani, bir yerde yakalanırsan bittin zaten, bir kere malzeme verdin mi gitti o iş yani. Tabii arkadaşlar canım, teşekkür ediyoruz. Ya. Ayağınıza sağlık, sana bir daha ederiz. Başka bir konuda ya da yeni evet filmi ya, de seni bir daha konuk edeceğiz. Aslında tamam, bizden sonra de konuklar aslında gelecek ya, Ulaş'ı da şuraya bir yere otursun. Aynı abi, Ulaş konuşmasın. Ben bir dahakine daire kira. Olabilir, yukarıdan kirada kalacağım yani. Ya en azından yani, ben olmadı böyle ya. Ulaş gene bekleriz. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok İşiniz bol olsun. Olsun. İnşallah. İşiniz bol olsun. Filmimiz 19 Temmuz'da. Akıllara Seza. Evet lütfen. 19 Temmuz'da. Akıllara Seza. Evet, Akıllara Seza. Herkesi bekliyoruz. Evet. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarımıza devam ediyoruz.